Kim gittiniz kız istemeye? Ya kız istemeye biz bayağı kalabalık gittik. Neden? Kız istiyor. Adet mi öyle? Ya adet öyle değil. Kaç kişi gittiniz? Ya herhalde... 60 mı? Yok hayır. Toplamda 60'tı. 60 mı? Toplamda evet. O kadarızdır. Biz siz herhalde... fethetmeye mi gittiniz oraya yani? Yok aslında herhalde 30-35 kişi biz. Abi saçma ama. Gene, evet. İlk defa böyle bir şey duyuyorum ben. 30-35 kişi nereye gittiniz? Niye gittiniz? Ya şöyle bizim hani sülalede uzun süreden beri böyle beylik merasimi olmadı. Herkese gelmek istiyor. En alakasız akraba kimdi o 35 kişi içinde? Ya herkes aslında alakalıydı işte. Babam var, babamın amcaoğulları var. Dayım var. Babanın amcaoğulları mı alakalı? Onların iki tane köpeği var, onlar da geldi. Uzun zamandır böyle bir etkinlik yok. Köpek olarak biz de geleceğiz. Hav da hav. Biz de belki bir enik buluruz alırız geliriz. Hanımlar beyler. Hello. Bendeniz Mesut Süre. Ankara'da ilişki testi alkışlarla başlıyor. Canlarım benim be. Hadi bölümün uğru olsun. La la la. Bir tane senkron bilmeyen var. Böyle böyle la. Ne diyorlar la la? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Tuğçe, sevgili Burak. Ne haber? İyi, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Burak'cığım kaç senelik bir ilişki bu? Bizim 9 seneli devirdik bugün. Tamam, bugün. Bugün değil, pardon, yani şu aralar devirdik. 9 yılı devirdik, 2 yıllık da evliyiz. Ne güzel. Nerede tanıştınız Tuğçe'ciğim? Erasmus'ta. Daha doğrusu Erasmus'ta değil, aslında okulda tanışmıştık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden mezun olduk biz. Tamam. Orada. Birlikte Erasmus'a gittik. Nereye? Yunanistan'a. Yunanistan'a gittik. Vallahi, hangi şehrine? Kozani'ye gittik. Böyle tamam. Selanik'in birazcık batısında kalıyor. Bir saatlik mesafesi var. Tamam. 5 ay mıydı? 5 ayda. Orada tanıştık. Böyle birazcık böyle flörtten sonra sevgili olma yoluna girdik. İlk flört Yunanistan'da mı oldu? Evet. Denk geldi, nasıl oldu bilmiyoruz ama bize. Yani Erasmus'a gidip böyle sevgili olup döndük. Yanlış da bir şey tabii orada aslında Erasmus'ta. Evet ya. Bence de. Yani o açıdan düşününce öyle gerçekten. Çünkü oraya gitmeden önce hep yabancı bir sevgilimiz olacağını falan düşünmüştük ama Türk sevgilisi. İkiniz de bunu konuşuyordunuz. Yabancı tabii, sevgili evet. Yaparız. Tabii. Öyle mi? Tabii. Yani birlikte... Bir takım denemeleriniz oldu mu gidip? Yok. Olmadı. Çünkü ben ilk 15 gün geçtikten sonra hemen o bu çocuk ne kadar hoş bir çocukmuş falan. Ben gerçekten bundan etkilendim galiba gibi bir şeyler düşünmeye başladım. Ben de pek yoktu. Senin çünkü kaşın gözün bir ayrı oynuyor yani. Aha mı? Ne yaptın mesela Yunanistan'da? Ya Yunanistan'a ilk gittiğimizde... Ya benim hiç öyle bir düşüncem yoktu. Hani oraya gidip Erasmus'a gidip hani ortam yaparız. Gayet güzel hani eğleniriz diye düşünüyorduk. Tamam. Hani ama orada hani Tuğçe'yle tanıştık. Biraz böyle sanki üzücü bir haber gibi anlatıyorsun bize bunu. Ya ne yazık ki koysana başına. Ya insanlar genelde çok büyük hayallerle gidiyor oraya. Sen de mi öyle gittin? Ben de öyle gittim. Home partiler. Oo neler neler. Evet. Ama olmadı hiçbirine. Hiçbir yani şöyle bire bulamadık ya. Tamam gittiniz. Gittik ardından böyle işte birazcık ben yakınlaşmışım Tuğçe'ye. Yani öyle anlatıyor. Ne demek o kuzum? Anlamadım, özür dilerim. İngilizce çevirsin mi bir, ister misin? O sana yakınlaşmış. Evet. En başta. Nereden anladın bunu? Ya bana böyle sürekli hırkasını veriyor. Çok üşüyorum. Çünkü ben bir bavul eşya götürdüm ama kış dönemi olmasına rağmen sadece yazlık kıyafet götürmüşüm. Hava tamam. Durumuyla pek işim olmuyor. O da bana bütün kıyafetlerini veriyor. Sonra biz üşüdüğüm için elimi tutuyor. Yani bütün sokakları el ele tutuşarak geziyoruz. Ben ısınayım diye. Neden bilmiyorum. Sen de safsın yani bu hikayenin burasına kadar. Gitmiş alığı bulmuş. Ya üşüme gel ya. Popon üşüyor mu? Tutmuş böyle gidiyor. Yok bu oğlum. Ama böyle sürekli elimi tutuyor falan. Sen de tamam yani yanlış anlıyor musun burada mesela ya da yürüdüğünü tabii. Anlıyor musun? Ha. Ya ben diyorum ki bak elimi tuttu. Ben kendi kendime konuşuyorum. Aa kesin benden hoşlanıyor herhalde, elimi tuttu. Hoşlanıyor muydu? Yok hoşlanmıyordum. Bu hikayeye ne gerek var o zaman? Kızın niye elini tutuyorsun? Ya soğuk, hava soğuk. Ha siktir oradan ya. Burada 300 kişiyiz. İnananlar o desin. Hadi be abi diyenler o desin. Yalancı.
Tamam. Ya gerçekten içimde hani öyle böyle hani çok hoşlandığım veya sevdiğim bir durum yoktu. Yani hırka yani, verip el tutuyorsun. Yani hırka veriyorum, şöyle elini ısıtıyorum. Yani gibi hayır, durumlar. Hayır, el ele tutuşarak sokakta geziyoruz. Hiç elimi ısıtması falan. Ya ama hava çok soğuktu. Ben de öyle bir şey ama çok soğuk, tutayım elini dedin. Yani herhalde böyle ergenliğim verdi sonuçlar. 9 sene önceden bahsediyoruz. Tabii, evet. Ha, tamam. İlk gerçekten elini tuttuğun o an? O da Erasmus'un böyle ortalarında, yılbaşında. Yani o gün de dedim zaten, artık ben de sevgili olalım dedim. O gün gerçekten elini tuttum. Sen dedin sevgili olalım. Ben diye. Dedim, evet. Sen ne hissettin kızım? Büyülü bir an mıydı? Aslında tam olarak böyle olmadı. Arkadaşlar bir taneniz yalancı ama hanginiz bilmiyorum. Hayır işte 15 gün falan geçti. Bayağı 20 gün oldu. Ben anlamaya çalışıyorum. Çünkü benden hoşlanıyor mu diye elimi tutuyor. İşte bana hırka veriyor. Benimle vakit geçiyor. Çok da zevk alıyoruz birlikte vakit geçirmekte. Sonra ben dedim ki benim bu işi çözmem gerekiyor. Çünkü Erasmus'un başındayım yani. Sonuna kadar bu düşünceyle gidemem sonuçta. Tabii. Bir yerden bunu öğrenmem gerekiyor. Alternatifler var bir de. Fırsat maliyeti var bu işin. Evet bir bakmam gerekiyor etrafıma. Öyle olunca. Arada estağfurullah mı dedi bana? Hayır bir bakmam gerekiyor etrafıma dedi. Etrafıma? Ben evet. Durduk ya delirdi zannettim. Bakmam gerek estağfurullah. Vallahi bak öyle anladım. Ama anlık. Da güzel olurmuş öyle de diyebilirim. Tamam. Ondan sonra ben işte böyle yakınlık anında burağı öptüm. O. Evet. Dudağından. Dudağından öptüm. Ondan sonra da bana karşılık verdi. Sonra ah dedim bu çocuk benden kesin hoşlanıyor ya. Tamam. Yok mu oğlum? Senin bu anlam çıkarmalarından biz bıktık. Hayatım tabii ki öyle yani. Ama öyle değilmiş işte. Yine mi değilmiş? Oğlum sen ne piçmişsin? Erasmus'un piçine denk geldik. Elin tutuyor alakam yok vallahi bu kızla. Öpünce ne dedi mesela açıklama olarak? Ya biz sonra el ele tutuşup okula girdik. Tamam. Ondan sonra çıktık. Orada da mı elini ısıtıyordun hocam? Yok orada elini ısıtmıyordum da orada ne olduğunu da ben çok kavrayamadım. Tamam. Sonra biz el ele tutuştuk sonra okuldan çıktık eve gittik. Ben çok heyecanlıyım yine. Akşam dışarı çıktık bir ceviz ağacının altında oturuyoruz. Ben de elimi ovuşturuyorum. Biz şimdi neyiz zaten kesin benden hoşlanıyor artık falan dedim. Sonra dedi ki yok canım biz hiçbir şey değiliz. Bence sen yalnız kalmaktan hiç hoşlanmıyorsun dedi. O, yani ben anlamlandıramadım tabii ki yani hani elimi tutuyor öptük falan. İyi tamam dedim. Biz birkaç ay boyunca normal gerçekten arkadaş olarak kaldık. Neydi hocam bunu söylemekteki motivasyonun? Ya böyle emin değildim bir şeylerden aslında. Tamam. Ya şu an utanıyorum bunları yaptığım için ama... Sen de bir utanacak bir surat yok rahat ol ben seni... Anladım ben 10 dakikada. Sen de bendensin bizim karakterimiz çok az. Tamam. Yani orada gerçekten hani ciddi düşünemem hani gibisinden. Çünkü Erasmus sayısı çok hayallerimiz var. Peki o arkadaş olarak 2 ay görüştünüz ya o sırada başkaları oldu mu hayatlarınızda? Yok olmadı. Sıfır mı? Sıfır. Yani şöyle bir şey var. Burak'a yazan falan kızlar oldu tabii. Sürekli erkekler iş atan. Erkekler de oldu olabilir erkekler. Tamam. Evet. Ondan sonra ona sürekli iş atan kişiler falan oldu ama o pek sürekli böyle o sırada bana bakıyor. Diyor ki gideyim mi falan bana ne gitmek istiyorsan git yani bana ne. Ama o zaman da gidemedi. Öyle bir garip. Gitse ağlar mıydı? Sende öyle bir hal de var. Yani olabilir. Git ne istiyorsan hep gittik mi? Öyle olunca da artık dedi ben ne gidebiliyorum ne kalabiliyorum en iyisi kalayım dedi galiba. Ondan sonra biz evlendik. O kaldığında ilk öpüşme kim öptü? Ben onu hatırlamıyorum. O herhalde yok yani. Ne zaman oldu biz de bilmiyoruz. Evet hiç bilmiyoruz. Yani ondan sonrası zaten kesik. Biz ne zaman sevgili olduk, neredeydik, nasıldı falan onu pek... Bu 9 sene kesintisiz bir ilişki mi? Ayrılık yok mu hiç? Yok olmadı. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi misiniz? Evet. Başka kim oldu? Başka olmadı. İlk sevgilim mi? Evet. Senin? Ya benim de öyle sayılır. Yani böyle... Anlat bakalım. Ya böyle hani çok kısa böyle hani ortaokulda, lisede flörtler olur ya. Ortaokulda. Yani vardı. Gazoz içtiğimiz. Tamam. Aynen öyle. Kantine gidip hamburger yiyip bıraktığımız. Yani onlar var. Ciddi hiçbir şey. Kızım mı bırakıyorsun hamburgeri? Neyi bırakıyorsun diyor? Ya böyle çok kısa işte. Aha. Onlar var. Gerçek böyle. Ciddi bir ilişki olarak ilk. Ciddi evet. İlk Tuğçe. İlk Tuğçe evet. Anladım. Bu ilişkide bir dokunmatiği var mı? Tuğçe'dir dokunmatiği. Nerede anlıyoruz bunu? Ya çünkü ben cimcirmeyi çok sever, sıkmayı çok sever. Yani her yerimde morluklar oluyor genelde. Nerelerini sıkıyor daha çok?
Ya şimdi detaya çok girilir mi? Ya sadece detay konuşacağız bundan sonra. İlişkiyi falan siktir et. Nerelerini sıkıyor nokta. Ya genelde bağlı. Tamam. İdeni göster. Nereden benim ayarlarım bozdu götün önünde filan. Taklit yeteneği neymiş senin? Yani taklitten kastımız hani böyle şey değil. Ses soluk şeklinde değil de. Nasıl? Biraz hareketlerle yani. Şimdi konuşarak. Beni izledin mi daha önce listesini? Tabii ki ben sizi yani yıllardır takip ediyorum. Küfür geliyordu. Ben sizin de ananızın da. Ankara'ya bak ya. Acık bir yapma gibi benim taklidim bari. Yani sözel olarak değil de hani hal hareketlerinizle demek yapma istiyorum. Yani. Özellikle be. Oturuşunuz beni hani bayağı güldürürdü her seferinde. Oturuşum biraz... ne var oturuşunda benim? Şöyle. Mesela götünüz görünüyor her bölümde. Yok öyle değil. Yani bacaklarınız uzun olduğu için. Hani insanlar. Ne yapalım şimdi? Nerenize sokalım biz bunu? Ya ben yıllarca şimdi kısa boylu olduğum için hep uzun insanların kötü yanlarını böyle görmeye çalışıp kendimi motive etmek adına. Hani sizin boyunuzun da maşallah var. Otururken böyle bacaklarınızı böyle bir yere koyamıyorsunuz. Özellikle kalçalarınız önde duruyor falan ya. Kalçalar önde mi duruyor? Evet. Biraz daha böyle kaykık oturma derler buna. Tamam alkışlayalım. Beyler. 170 böyle video çektim. Sen benim götüme bakamazsın yani. İstediğim yere otururum ben burada. Sana ne ya? Şaka yapıyorum tabii. Yani... Öyle kurtulamaz. Başa koyacağım burayı. Burayı koyalım bana. Ben bu çocukla uğraşırım daha program sonuna kadar. Ah! Affedersiniz kamera. Ya Tuğçe cimcirmeli çok sever. Yani böyle bir yere gittiğim zaman hemen elimi falan tutar. Yani öyle. Mıç mıç o birazcık. Elini tutması normal değil mi? Ya evet normal. Ya ama ben... Ama keşke tutmasa. Ya yazın çok güzel olmuyor. Hani kışın güzel oluyor tabii, ama. Tabii yazın ter oluyor yani. Evet. Sen dokunmatik misin gerçekten? Dokunmatiyim evet. Düşündüm şimdi. Mesela yatak iki kişilik ama bizde tek kişilik bölme var. Çünkü ben genelde onun bölgesindeyim. O da bazen yerde. Bazen diğer odada falan yani. Sen bu kızdan kurtulmaya mı çalışıyorsun hocam yavaş yavaş? Yok, o benden kurtulmaya çalışıyor. Çünkü hep beni yataktan itiyor aşağı doğru. Öyle mi? Evet, ben hep yarım yatarım yataktan. Yerde yattın oldu mu hiç? Yere düştüğüm oluyor. Oluyor, düzenli bir şey bu bir de. Mesela gece uykunda tık diye düşüyor mu? Ya uyanıyorum, uyanınca devrilmem oluyor genelde. Ha anladım. Neden kuzum, sen istemiyor musun bu adamı yataktan? Yok, ben işte çok bütmüş olduğum için ayrılmak istemiyorum. Ha anladım. O sürekli yanıma geliyor, ben sürekli hani biraz kalayım, biraz kalayım, sonra gidiyorum. Biraz kayayım, biraz kayayım. Abi bambaşka bir semte geldim ben. Hello. Hello. How are you? Good, good. How are you? Good, good. Now. Now. Now, we have a couple show. What's your name? My name is Kevin. I'm Mesud. Mesud. No, Mesud. Mesud. Okay, tamam. Please after me, repeat after me. Hoca bize böyle diyordu. Vay ben hoca oldum lan bir anda. Mesud. Like Mesud? Yes, daha doğru, correctly. Yeah, okay. How old are you, my teacher? I'm 35. 35 years old. Are you married or are you single or are you engaged? I have a girlfriend. You have a girlfriend. How many times? Oh, dur. Sorry. Haftada kaç mı dedim ben? Ne dedim iyice? No. Not... When from? Which year? Yeah. From... How long? From this year. What? Yeah. This year, since June. Bana çevirmeye bak. Bana diyor ki June'da başlamış. Oğlum bu nasıl çeviri? June'da başlamış olur mu yani? Şunu devam et ya tam Türkçe söyle ya. June, July, October, November. Ne? Haziran. Haziran. Yeah. Are you falling now? Yes. Your heart is gup 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 gup. Yes. Where did you meet? We met originally online. So my girlfriend is Turkish. She's from Istanbul. Interesting. Ooh, yeah. We will fight you. Okay. Okay. In Turkey, in Istanbul. Yeah. Ne oldu? Ne bildiniz? İstanbul. Ona mı gittiniz? Ha, İngilizce olunca o L yumuşarmış. Olmaz.
Tabi lan İstanbul Türkçe, İstanbul. İngilizce. Which, hangi semt diyeceğim. Ya İngilizce de semt diye bir şey. Ya ilçe de ya. İşte bilmiyorum demiyordu köpeğe bak. Şşş deyin bakayım hangi semt çabuk. In which region. City diyorlar yine de. City ha. In İstanbul, which city? Samsun'da sen bu şaşırırsan şu an. Which city? Near Sancaktepe. Sancaktepe mi? Oğlum bak. Kevin bizi trollüyor mu lan? Sancaktepe. Are you serious? Yeah. Yeah. Okay. How many times did you go to Sancaktepe? Well, I went to Istanbul in August for 10 days. So... 10 days, August. And you will... Tekrar buluştunuz mu kızlar? Görüştünüz mü? You will meet again, your girlfriend? Yeah, I plan to move to Turkey in January. In January. December. Istanbul. Yeah. Ocak'ta diyor, Cun diyor. Benim kafam çok karıştı ya. Doğru. Doğru mu? Oldu mu tarihler? Yok, benim de karıştı söyle. Neymiş, söyle bakayım. Aa. Ben... Taşınmak ne? Move. Ne, kolay lan move. Hareket etmek anlamında move. Mover. You will move in January in Turkish. In Turkey. Yeah, yeah. I'm learning Turkish. Ha, you ah. Hadi lan madem Türkçe devam edelim. Kembil ise Kembil, ne olacaksa olsun. How was your Turkish? Not very good. I've been learning it for a month. A month. A month, a month. İngilizcesi de azıcık değişik gibi sanki ya. Şu an bilgisizin. Ben şu an Twitter'da troll oldum abi yani. Bilmiyor gibi ha tam diye. A month. Which word you know in Turkish? So I know like merhaba, benim adım Kevin. Nasılsın? Gayet iyiyim, sen nasılsın? Böyle kolay lan Campbell'i, ben de Türkçe konuşurum, bitti gitti. Kevin, your girlfriend only physically, how many points you give from 1 to 10? Oh, 10. 10. Kapışı ne güzel kızdı Sancaktepe'de. 10. You think you are, are you? How about you? You think? Maybe, I give you 9 points. 9. Sen böyle transporterdaki o abimiz kimdi karizma? Jason Statham. You look like Jason Statham. Oh, thank you very much. I'll take that. I look like Hazreti İsa. Jesus. I look like Jesus. And you don't know, but I look like Volkan Konak. I look like Kazım Koyuncu. Turkish people. I look like. But you look like Jason Statham and Bruce Willis. Bruce Willis, yeah. They're all bald. No. On the net, without hair. Bald. Yeah. Keşke without hair. Ne kel de bald da mı? Saçsız ne gerek var? And the last question. Sevgilini... Huy olarak bir hayvana benzeteceğiz. Now, only behavior hood. Okay, bu değişik bir kelime oldu. Ben uydurdum. Hani çocukluk childhood ya, belki dedim hani anlar. Bilmiyor yani. only behavior. Your girlfriend look like which animal? Which animal? Only behavior. Behavior. I've never thought about that. Something beautiful. I've no idea. A kind animal. Maybe... Oh, what a question. I don't know. Ne dedi ya? Çok zor soru sordu. Not difficult, only easy question. Only with, for example, cat. But why cat? Dog. Why dog? Tavırla anlatıyorum artık ha. Değil mi yani? Oluyor lan, fena değil. Başka ne hayvan var İngilizce? Bird. Bird. Why bird? Because she's flying. Okay? Which animal? A beautiful bird. Which animal? A bird. Bird. Why bird?
Why? Birds are beautiful and they sing very well. Because, şimdi şey diyeceğim, eğer kızın altına gazete seriyorsan ayıp. Kuş gibi diyor ya. Aynada mesela kendini gagalıyor muymuş kız arkadaş, soralım. Bird, behavior, but what, which, hangi özelliğinden dolayı? Ama o fiziksel olarak söyledi. Not physically, behavior birader. Emotional. Çak kız. 300 kişi bilemediniz Allah'ın belaları. Evet. Emotional. Bird. Why? Why look like? Emotion. Okay. So, a cam animal. What's a cam animal? Ne diyor baba? Deve. Deve mi? Deve değil mi? Camel. Your girlfriend is camel. Deve mi? Sancak deve de bir deve. The cam animal. So what's cam? What? Why is like an owl? Ne dedi şimdi? Okay. Seni kendi bataklığımıza çekemedik. Deyin bakayım. Aa bak deriz burada. you are very kindly person. Thank you for all answers. Thank you. Teşekkürler. My teacher. Thank you for everything. You are very good teacher. Thank you. Yeah. Successfully. Thank you. Successfully jump in Cambly. Thank you, yes. Okay, çok üzülüyorum şu an. Bye. Alkışlarla hocamıza. Hanımlar, beyler. Cambly'de yılın en büyük indirimi. Bu gece, o gece. Tam %60 indirim. Kodumuz mu? 600 happy. Yılın en büyük fırsatı. Kaçırmayın. İlişkinin bir kıskancı var mı acık da olsa? Benim. Ha? Evet. Ama hakkın yani. Evet. Ben kıskanmasam gidecek demek ki hemen bir yer. Ne diyor bu kız? Kıskanmasan nereye gidecek? Farkında olmadan başka birilerin elini tutabilir mesela. Hani benim de elimi tuttuğunun farkında değildi ya, o yüzden. Ha, laf sokuyorsun şu an. Laf sokuyor. Güzel laf söyledin. Laf soktuğu da tam belli olmuyor bu kızın. Nereden anlıyoruz hocam kıskançlığı? Ya kıskançlık önceden benim yanımda birileri varken çok kıskanıyordu gerçekten, üniversitedeyken. Tamam. Veya sokaktaki herhangi birinden de kıskanıyordu. Şu an yanımda hiç kimse olmadığı için, yani hiçbir kız arkadaşım olmadığı için artık kıskanamıyor. Bitti mi senin çevren? Ya çevrem, yani mühendislik, genelde mühendislik üstüne çalışınca pek olmuyor. Hı-hı. Yani hep erkek erkeğe olduğumuz için ortamımız da olmuyor. Yani öyle artık bitti. Öyle mi? Evet. Liseden birkaç arkadaşım var. İşte iş yerimdeki erkek arkadaşlarımın eşleri var. Onlarla hep birlikte buluşuyoruz. Hiç böyle etrafımda kalmadı. Kadın kalmadı. Ankara'da bir yakarış. Etrafımda kadın kalmadı. Hep adam. Anladım. Muzdarip misin bu durumdan? Ya tabii, sürekli erkek muhabbeti yapmak... Tabii canım. Bir kadın bile medeniyet getiriyor bir ortama yani. Kesinlikle. Tabii. Biz erkek bir sürü orangutan yani. Ya tabii WhatsApp grupları bile çok kirli oluyor. Çok çirkin oluyor. Öyle mi? Evet. Benim öyle bir grubum yok. Seni denedim. Mesela ne varmış WhatsApp gruplarında? Ya her şey paylaşılıyor. Yani özel takvimler oluyor. Özel videolar oluyor. Pornografik şeyler. Evet tabii ki. Senin telefonunda var. Tabii, oluyor sürekli. Yani bir sürekli. Onları kaydediyor musun? Ya WhatsApp'tan atılınca otomatik kaydediliyor. Otomatik. Allah'a çok şükür diyorsun. Tabii. Sen hiç gördün mü böyle bir video? Gördüm. Vallahi. Evet. Bazen çok güldüğü olunca gösteriyor bana. Ha, gülüyor yani. Ya komik genelde oluyor. Hem komik hem yani açık içeri. Hem komik hem erotik. Evet. Ne oluyormuş da komik erotik? Biz numaranı alabilir miyiz çıkışta? Hay bakayım, bana yüklemiş 2 GB. İstanbul'a kadar porno izleyip gidiyor böyle. Ne güzelmiş lan diye. Evlenmedik falan hanginiz etti? Ben ettim. Nerede ettin? Kapadokya'da ettim. Ne güzel. Balonda mı? Yok, balonda değil. Yani orada arkadaşlarımıza gitmiştik. Bir ev kiraladık.
Yani o evin işte bahçesini süsledik. Güzel. Bahçeli süsledik. Yani Tuğçe geldi. Sürpriz yapacaktık. Tabii sürprizi anlamış Tuğçe. Nereden anladın kuzum? Ben sürpriz radarlı bir insanım. Yani hemen böyle sürpriz olacağı zaman anlıyorum. Acaba bana sürpriz mi yapılacak falan. İçgüdüsel herhalde bilmiyorum. Ve bir yerden karşıma geliyor. Otomatik kaydediyor internet falan. Fotoğrafları benim telefonuma düşüyor. Ortak hesaplar oluyor. Mesela işte galeriler falan. Nasıl oluyor bilmiyorum. Burak daha iyi bilir. Nasıl oluyor hocam bu? Ya ben fotoğraflarımı işte Google üstüne yedekliyorum. Onu da Tuğçe'ye paylaştım. Genelde ortak fotoğraflarımız oldu. Sen genelde sürprizlerde böyle zekanı kullanır mısın bu şekilde? Oğlum bu nasıl sürpriz? Kızın bütün fotoğrafları atmışsın. Ya aslında... Bahçenin fotoğrafını attın mı önceden? Ya aslında çok güzel organizasyon vardı. Ben Instagram'da birine yazdım bir yüzük fotoğrafının altına. Hani satın alabiliyor muyuz? Fiyat ne kadardır? Paylaşır mısınız gibisinden. Ya Instagram'da da herkes görebiliyor onu. Tuğçe de görmüş. Nasıl denk geldi bilmiyorum. Ben tesadüf eseri internette dolaşırken bir tane çok sevdiğim bir yüzük karşıma çıktı. Aa dedim işte bak bu benim sevdiğim yüzük. Altına bir baktım Burak Yasin Kabasakoğlu bu işte yüzüğün fiyatı ne kadar diye bir yorum yazmış. Siz Instagram'ı ikiniz birer gündür mü kullanıyorsunuz? Mesela bugün pazar, dün başladınız Instagram kullanmaya. Aa, ben hala beceremiyorum. O çok net. O muhakkak. Tabii oğlum şimdi biri bir şeye yorum yazdığı zaman eğer ben onu takip ediyorsam o hemen o çıkıyor zaten ilk. Evet o zaman. Ama. Kız yine aydınlandı. Ana! Lan ben Allah'ın bir işi zannettim önüme düştü ya. Hayır onu engellemenin bir yolu var mı? Yani nasıl benden saklayacak ki? Oraya yorum olarak yazmayacak. Tamam. Evet doğru. Adam da şimdi aydınlandı hadi bakalım. Aa. DM'den yürüsene yüzük ne kadar diye. Ya öyle yapmak gerekiyormuş ama ben hiç bilmediğim için. Bir daha pencereden bağır. Bu yüzük kaç para diye bağır. Duymaz belki, belli mi olur? Belki. Anladım. Sürprizi kaçınca peki tadı kaçmadı mı işin? Yok kaçmadı, çok iyi oldu. Çünkü ben mesela böyle biraz zamanla alakalı falan takıntısı olan bir insanım. Orada da bazı şeyler aksak gitti ya da soğuktu falan. Böyle şeyler de hemen sinirleniyorum. Ama o gün inanılmaz derecede sakin bir şekilde bekledim ki hani çocuğun hevesi kaçmasın diye. Çünkü ters... Hevesi kaçmasın diye. Hani ters bir şey söylerim, kavga çıkartırım, sinirlenirim falan. Onun morali bozulurdu. Öyle olunca ben de dedim ki morali bozulmasın. Ben bugün ne olursa olsun, ne aksilik olursa olsun bu geziye göğüs gereceğim falan diye. İşte böyle. Aksilik oldu mu hocam? Oldu. Ne oldu? Oldu. Ya biz oraya 6 kişi gittik. Herkese birer tane görev verdim. Yani bir kişi yüzüğü taşıyacaktı. Bir kişi fotoğraf çekip. Bir kişi işte meşaleler yakacaktı. Bir kişi de bir terslik olursa diye hani yerlerini devralacaktı. Yani herkes... Bir tane de yedek para bırakıyorum. Kapadokya'ya gitmiş. Hiçbir görev de vermemişler. Oturuyor böyle. Herkes görevini tam yapmış dönüyor geri. Tamam biz 5 kişi yiyeceğiz. Sikle git şimdi. Senlik bir şey yok. Ama orada işte mesela biz merdivenleri çıkarken yukarıdan meşaleleri önceden yakmışlar. Öyle mi? Alevler aşağı inmeye başladı. Hani merdiven arasından böyle minik minik kıvılcımlar iniyor. Sakat da bir durum bu. Ya tabii. Yanacak kız Ondan sonra bunlar apar topar geldiler dediler bekleyin falan diye. Yılbaşında Nevşehir'de bunlar bu şeylerden, meşalelerden aramaya gittiler. Yeni almaya. Soğukta bekledik. Tuğçe tabii üşüyor. Tuvaletimiz geldi. Ondan sonra bunlar bulamayıp geldiler. İşte... Bulamayıp geldiler, sokayım. Tutaydın elini üşüyorsa. Tamam. Ya ondan sonra mesela hatta o bir tanesi de burada o arkadaşlardan. Heyecanlanmış video çekememiş. Mesela video. Getir bakayım getir. Niye biliyorum bir hikayede bir tane IQ 45 yok. Nerede? Senin görevin neydi? Video çekmekti. Çok da temel çocuğa verilecek görev. Yapabildin mi? Yok yapamadım. Neden? Ya açıkçası önce bir başladık, geliyor gibilerdi. Videoya başladık, sonra iptal. Dediler ki bekleyeceğiz, videoyu da durdurduk. Tekrar başa sardık. Sonra işte tekrar... Telefonla değil mi bu? Telefonla tekrar başa sardık işte. Baş çekiyoruz falan videoyu, geliyorlar. Hayatım bir kere dokunarak oluyor bütün bunlar. Ne anlatıyorsun size şu an? Sonra o anda bir arbede oldu. Bir geriye çıkarken bir şey oldu ve video durdu. Tabii ki orada tekrar başlatmamışım o heyecanla. Ben de tabii ki şeyi izliyorum yani teklifi falan izliyorum. Hocam böyle bir organizasyonda görev vermemiz gereken insan burası mı? Arbede oldu bir daha basamamışım diyor başlata. Yapacağı şu. Dur başlat. Ben dedim kameramamayla mı acaba hani böyle daha profesyonel bir şey mi? Telefondu mu eminiz? Evet telefondu. Başlata basmamışsın. Evet başlata basmamışsın. Ne yaptın orada? İzliyordum.
Oturdun. Ya aslında çok heyecanlıydım ben de yani onlar için. Hiçbir kaydınız yok. Ondan sonra bir tekrar aldık. Tabii ki. Tekrar mı aldınız? Senin yüzünden bir daha bindin aşağıya. Evet yani. Bu ne saçma hikaye? O zaman basmış mı başlata? O zaman bas. Allah'ıma çok şükür. Ama o zaman diğerlerine de aynı görev verdim. Diğer ne görevi? Oysa kaldığı için hepsi videoyu aldı. Yani dört kişinin dördünü aldı. Abi bu nasıl ortam ben anlamadım. Dört yaşında mısınız bu olaya olurken? Ya aslında bayağı da iyiydi ama. Meşaleleri bulamamışlar. Bu başa da basamamış. İkinci evet. Meşaleler geldiğinde de ben artık gerçekten çok tuvaletim gelmişti. Daha doğrusu... İşe elin ortalığa ne olacaksa olsun. Aslında tuvaletim gelmemişti. Biraz onlara sürpriz... Bize niye yalan söylüyorsun şu an? Geçmişe bir gittim. Olayı hatırlamaya çalıştım. Tuvaletim gelmişti. Sonra diyor ki aslında gelmemişti. Hayır onlara... Biz niye biliyoruz bunu Ankara olarak şu an? Hayır onlara söylediğim şey buydu da... Gerçeği? Gerçeği şuydu. Bunlar sürekli koşturup duruyor. Bir yerlerde koşan insanlar var. Bir de elektrikler de gitti aslında. Sadece bunlar. Elektrik mi gitti? Elektrik. Elektrik de gitti. Bayağı da yağmur yağdı o gün. Bayağı üşüdük, soğuktu. Ya zulüm bizim... olmuşsun oğlum kıza. Ya bizim bütün olaylarımızda o yağmur, elektrik kesilmesi oldu hepsi. Bir de hanımefendi. Evet. Nedir ya basamamak kayda ya? Belmencim buraları yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Yönetmen başlata basmamış. Ne komik olur Baran çekmemiş. Abi baştan sorsan nasıl tanıştılar diye. Arada bir kavga ediyor musunuz? Tabii. Bağır çağır mıdır bu kavgalar? Bazen çok şiddetli olabilir. Vallahi mi ya? Evet. Mesela? Ya Tuğçe bayağı bağırıyor evde yani. Ne diyor? Ya cırlıyor. Cırlıyor mu? Cırlıyor. Ne demek cırlamak? Ya böyle sesini sonuna kadar kullanıyor yani. Pis. Evet. Yani bağırıyor, çağırıyor. Sen ne yapıyorsun bu esnada? Ya ben genelde geri planda duruyorum. Ondan sonra Tuğçe sakinleşince hani ben de kızgınlığımı belli ediyorum. Yani çok fazla bağırmadan. En sert ne duydun ağzından? Ya böyle küfür etmiyor pek fark fazla. Fark etmez. Küfürden daha ağır cümleler vardır. Gerizekalı. İğrençsin diyor bazen bana. Başka? İğrençsin çok mu kötü bir şey? Böyle sevimlileşerek beni kandıramazsın yani. Mesut Bey ne var bıçaklamışsan bir kere? Götünden tabii. İğrençsin. Başka bir şey duymadın? Yok işte gerizekalı aptal dedi de oluyor. Sen ne duydun? Ben bir kere bir şey duydum ama onu da hatırlamıyorum. Neydi bilmiyorum. Ama çok kızmıştım. Yine de bunu bizimle paylaşmak istedin. Bu kadar. Bilmiyorum. Bir şey duydum hatırlamıyorum. Evet. Ne dedin hocam? Kızmıştım. Neyi hatırlamıyor? Sen hatırlıyorsundur. Yok ben olayı bile hatırlamıyorum. Çok kızmıştım. Anladım. Bu kavgalarda kim daha böyle hani hadi barışalım dayanamıyor gerginliğe? Genelde Tuğçe ilk adımı atar. Öyle mi? Evet. Ya ben biraz daha olayı unutma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Böyle daha uzun sürebiliyor benim. Yapma ya. Aylar, evet. İnatsın yani. Evet var biraz. Böyle bel altı vuruyor musun kavgada? Yok pek fazla olmaz. Ben genelde şey yaparım hani işte WhatsApp'tan engellerim. Konuşmam gibi. Tuğçe'yi. Evet. O görevi de oraya verdim diye. Basmamışım ya engelliye. Yani öyle biraz... WhatsApp'tan engellediğin anlar mı oluyor? Oluyor bazen. Ne kadar süre? Ya genelde 3-4 saat oluyor. 3-4 saat? Evet. Sonra mesela WhatsApp engeli kaldırıcı bir bakıyor mu yazmış bir de heyecanla? Yok bakmıyorum. Telefon açıyorum. Seni WhatsApp'tan engelledim diyorum. Yani anlasın diye. Çünkü o da pek fazla yani. Çünkü anlamıyor abi değil. sen engellendiğini biliyorsun. Söylüyor işte böyle. Tamam. Sallıyor mu bu durumu? Yani nasıl ya diyorum. Nasıl olur? Çünkü anlamlandıramıyorum ben de sonuçta. Evet saçma. Saçma. Ama sonra konuşuyoruz. Zaten sohbet ettikten sonra geçiyor ikimizin de kızgınlığı. Dur ya buradaki çiftlere soracağım. WhatsApp'tan eşi tarafından, sevgilisi tarafından engellense kimler bozulur? Kimler yok mu abi ne olacak der? Tamam. Şu bozulanlardan birine verelim mikrofonu. Kaldır parmakları. Kaç yıllık bir ilişki bu? Yıl olmadı ya. Daha 4 aylık yeni bir ilişki. Senin yaşın da küçük galiba. Kaç? 24. Tamam. He. Engellersen nasıl bir tavrın olur? Ya ne bileyim ya. Anlam veremem herhalde. Durduk yere mi engelmiş, kavga mı çıkmış? Sonra bırakayım. Sonra. Bu da.
sen yap gel. ne yaptınız? Durduk yere mi yoksa? Güzel de soruyormuş lan duracak ben sorayım. Oğlum kavga çıkmış tabii. Niye durduk yere engellesin? Yani tabii o zaman öyle olsa herhalde tepki vermem ben ya. Bir kendine gelsin diye beklerim çünkü ne bileyim çok anlamsız bir hareket gibi gelir bana herhalde. Bir sakinleşsin sonra hani bir iletişim kurulur diye düşünürüm herhalde. Çok bir üstünde durmam. Ver bakayım hanıma. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Sizin yaş kaç? 24. Aynı. Aynı. Engellensen? Yani bu ne böyle çocuk gibi derim. Haklı. Haklı mı? Ya aslında benim amacım hani Tuğçe'ye trip atmak veya kızmak değil yani. Ne? Ya Tuğçe saldırıyor. Gigabyte'ın bitmesin. Tuğçe bazen saldırıyor mesajlarla bana. Nasıl yani? Ve ben inanılmaz huzursuz olabiliyorum. Hah, bak ne güzel açıkladın. Ya çok... Evet. Yani haklı oluyor genelde aslında. O yüzden ben de tepki veriyorum. Ne saydırıyorsun sen? Ok yazdığım için yapmıştı bu arada bu olayı. Ya saydırmak dedi sadece ok. Ok yazdım. Oka çok kızıyor. Daha hani... Oka mı kızıyor? Ha, sadece tamam yazmışsa kızıyorsun. Evet, ona kızıyor. Evet. Ben bir şeylere kızıyorum kendimce, kafamda kurup. Ona işte diyorum, bir şeyler soruyorum. Cevap gelmeyince ok diyorum. O da bunu anlamadığı için, hani o anda hiçbir şey yapmamıştım ben aslında diyor. Niye bana ok yazdı? Halbuki benim hiçbir suçum yoktu. Ok yazmış, öbürü demiş ki orada ok yazma demiş de öbürü. Şimdi sizin kaç ay oldu dedin sen? 4. 4 ay oldu daha yeni. Hiç kavga ettiniz mi? Bir kez galiba tartışma gibi ama çok kavga sayılmaz. Vallahi nasılmış tartışma kültürünüz? Deniz biraz inat. O tamam. Yüzden tartışırken zor biri oluyor yani. Kendi düşüncesini biraz kabul ettirmeye çalışıyor. Ama öyle çok da şey olmadı yani büyümedi. Sen de yemedin bunu diyorsun. Yani ben biraz daha alttan aldım galiba en son. Öyle mi? Ver bakayım geri. Alttan mı aldı? Ben orta noktada buluştuğumuzu düşünmüştüm ama tabii o demek ki... İşte kadınla erkek. Erkek şey işte orta noktada buluştum. Kadına sorsan sıçacağım bunun kavgasını alttan alıyorum ya zaten. Klasik merasimler oldu mu? Nişan, söz, düğün. Oldu, hepsi oldu. Vallahi. Evet. Nasıldı kız isteme? Kız istemede gene herkes heyecanlıydı. Yani var mıydı Belma'da? Belma'da vardı. Hadi be! Belma bizim bütün organizasyonlarımızda vardı. Erasmus arkadaşım. Öyle mi? Aynı evet. Güzel. Evet. Tamam. Kim gittiniz kız istemeye? Ya kız istemeye biz bayağı kalabalık gittik. Neden? Kız istemeye. Adet mi öyle? Ya adet öyle değil. Kaç kişi gittiniz? Ya herhalde... 60 mı? Yok hayır. Toplamda 60'tır. 60 mı? Toplamda evet. O kadarızdır. Biz siz herhalde... fethetmeye mi gittiniz orayı yani? Yok hayır. Abi topraklarımıza kattık evlerini diye. Ya biz 60 kişi kız istiyorlar. Dedi dedeyi de aldık geldik sıçarlar diye. Almışlar 92 yaşında adamı. Artık burada yaşayacaksın tamam yavrum. Yok aslında herhalde 30-35 kişi bizim. Abi saçma ama. Gene evet. İlk defa böyle bir şey duyuyorum ben. 30-35 kişi nereye gittiniz? Niye gittiniz? Ya şöyle bizim hani sülalede uzun süreden beri böyle bir evlilik merasimi olmadı. Herkese gelmek istiyor. Ama ya. Yine ayıp değil mi ya? Ya herkese geldi kim yani. Kim geldi mesela? En alakasız akraba kimdi o 35 kişi içinde? Ya herkes aslında alakalıydı işte. Babam var, babamın amcaoğulları var. Dayım var. Babanın amcaoğulları mı alakalı? Onların iki tane köpeği var, onlar da geldi. Uzun zamandır böyle bir etkinlik yok. Köpek olarak biz de geleceğiz. Hav da hav. Biz de belki bir enik buluruz alırız geliriz. Bu akşam komiyim ben de şaşkınım yani. Tamam ama dur say acık kadroyu. Babanın amcaoğulları kaç tane bu amcaoğulları? Üç tane amcaoğulları tamam başka. Vardı. Say bakayım kadroyu. Ya dayım var. Dayının teyzem nesi? Teyzem var. Teyzen. Amcam vardı. Tamam. Halam vardı. Çocukları. Onların çocuklar. Tabii. Kaç yaşında bu çocuklar? Ya genelde 18-19 yaş. Onların ne işi var abi? Tamam. Ya abi herkes gelince geldi yani. Neyle gittiniz? Servis mi kaldırdınız kız istemeye? Şatılla gelmişler. Migros'un şatılıyla. Ya genelde ya yakın birazcık Ankara Eskişehir'de oldu. O yüzden hepimiz... Ankara'dan Eskişehir'e 35 kişi mi gittiniz? Evet. Ya ama, kız istemeye. Ama şöyle bir durum da var. Söğüt'le Domenic'i aldık ya. Şöyle bir durum var. Bizim sabah kız isteme vardı, akşam da nişan vardı. Yani aynı gün olduğu için biraz öyle oldu. Evet. Şimdi oldu. Şimdi ama biz burayı oldu. Koymayız siktir et. Böyle daha komik, boş ver. Yani öyle olunca sabah da herkes geldi. Hem gezelim görelim hem de... Anladım. Düğün nasıldı düğün? Nerede düğün?
Dün Ankara'daydı. Burada düğün şarkınız? Ne dedim? Mehmet diye bir şey duydum ben. Belma mı? Şahidimiz de Belma'ydı, evet. Düğün şarkımız olmadı abi. Play'e basmamış çünkü. Sessizlikle böyle pandomi yapıyorlar böyle. Düğün şarkısını sordu, Belma dedin. Düğün şahidi anladım. Ha şarkınız, şarkınız. He. Ben bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum abi. Var mıydı bir şarkı? Vardı. Özellikle seçmediniz mi onu? Seçtim. Ya ben seçmedim. Ama biz düğüne biraz misafir... Sen seçtin mi? Seçtik. Kim karar verdi bu şarkıya? Ya. Ben acaba hangi şarkıydı? Bu çok acayip bir ekip bunlar ha. Mesela düğün dansınızı hatırlıyor musunuz? Düğün dansını hatırlıyorum. Ne konuşuyordunuz dansta? Ya herkes sahneye çıkarken aynı boş muhabbetim yapıyor diye konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Nasıl yani? Ya herkes düğün salonuna yürüyor orada. Dedim, ben koşuyorum tabii orada. Ya dedim herhalde herkes çıkarken böyle boş boş muhabbetler ediyor. Yani hiç kimse anlamlı bir şey konuşmuyor diye Tuğçe'ye söyledim. Düğüne gelen davetlileri mi eleştirdiniz durduk yere? Yok her çift yani. Her çift? Her çift. O dansta çıkarken, boş boş evet, mu konuşuyor? Boş boş konuştuğunu düşündüm. Yani Inception gibi bunu konuştunuz. Evet aynen öyle. Yine boş konuştunuz yani. Yine boş konuştunuz. Kim daha çok kazanıyor? Tuğçe biraz daha fazla kazanıyor. Diyelim sen 5.000 lira alıyorsun, Tuğçe 50.000 alıyor. Bu seni rahatsız eder mi hocam? Çok güzel olurdu. Yani vallahi mi? Hiç rahatsız etmezdi. Hiç etmez miydi? Hiç etmezdi. Belli eder miydi ayrıntılarda? Yok hiç etmezdi. Değil mi? Yok hayır. Sence kuzum? Yani bence sıkıntı yok. 50.000 alıyorsun, 5.000 alıyor. Sorun olmaz ya. Tam ikiye bölüp 27.5. Der misin 27.5 bölüşelim? Şöyle yaparım. Çocuk böyle yapıyor yandan. Oğlum 8 tane kamera çekiyor. Gizli gizli de kaç göz yapıyorsun bana? Yani şöyle yaparım. Burak'a bir miktar para gönderirim. Bir ama... miktar. Ayrıntılar da belli etmeyene bak. Alo bu da sana sadaka. Derim ki sen bu ay rahat ol. Aç karnını doyur. Tuvalet kağıdı al. Yani geri kalanı da birikim hesabımıza koyarım ama yine bizim için birikim. Ha anladım. Emin miyiz bundan? Tabii tabii. Bu ilişkinin bir pintisi var mı? Tutumlusu. Tuğçe. Ha. Tuğçe. Tamam. Belli ki pintide de öyle düşünüyordun da korktun acık. Evet. Ya pinti olarak değil de Burak'ın şöyle bir huyu var. O pahalı bir şeyi görünce eli ayağı titremeye başlıyor hemen. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama. Bunun halkımızdaki karşılığı fukara refleksi. Yüksek meblağlar karşısında. Ya. Bilir misin? Kaç para mı? 51.000. Abi yap abi. Emin misin ya? Neyden bu? Yakut'tan mı bu? Böyle salak salak sorular. Hayır. Pahalı bir şey karşısında heyecanlanıyor musun hocam? Abi sinirleniyorum. Neye? Kapitalist sisteme. Ya ne aldıysam ona sinirlenirim. Alma amına koyayım. Niye aldın? Ya giriyorum içeriye. Mesela baklava alacağım. Baklava mı pahalı? Ben de yavrum. Hala Yakut Bakut diyorum. 51.000 diyorum. Ya mesela... Baklava alacaksın. Kaç para bir kilo baklava? 140 bu ne kadar? 140-150 diyelim. Yani önceden zaten şu anda normal oldu bu fiyatlar. Önceden girdim çıkamıyorum da mecburen alacağım artık söyledim. Kime söyledin buraya eve? Yok şey yaptım gittim dedim yarım kilo baklava. Hah oraya söyledim baklava tamam. Dedim. Fiyatını görünce de geri dönüş yapamıyorum. Aldım, artık sinirden ölüyorum. Yani. Ne yapayım, baklavaya mı sinirleniyorsun? Baklavaya sinirleniyorum. Yemem o baklavayı ben. Yemezsin. Yemem. Neden? Sinirliyim. Ya tamam, sinirlisin de baklava ne suçu? Artık ödemişsin. Ne yapıyorsun o baklavayı? Ya birilerine veririm, siz yiyin, ben yemem. Gerçekten? Evet, evet. Neden? Ya, çok bizim... yanlış bir yerde gurur yapmıyor musun sence de yani? Hanım 50 bin kazansa bilmemden de olmaz. Baklavaya 140 vermiş, sokarım böyle baklavaya ben. Şu an benim gururum geldi biliyor musun? Ben Burak. Onurlu Burak. Abi çok yalnız zamanda gurur geliyor sana ama. Geç evet. Kalıyorsun gurur için. Evet evet gerçekten. Kimseye de bir faydası yok bu gururun. Ya kendi kendime... Başkalarına var aslında. Onlar baklavayı yiyor. O yiyor. Tamam. Sana getirdiği oluyor mu hiç? Tamam sen ye falan. Yok ben de olayın içinde oluyorum. Bir de yani... Sen gıcık olmuyor musun baklavaya sinirlenince? Ben anlayamıyorum başta neye sinirlendiğini. Zamanla açılıyor biraz geçince. Sonra
keşke almaz olsaydık falan diyorum tabii ben de artık. Halbuki öyle düşünmüyorsun. Sinirlenmiyorsun da. Ben çok seviyorum zaten pahalı şeyleri falan da. Bunlar nasıl cümleler? Pahalı şeye bak, 140'a baklava. Abi şu pahalı kelimesini değiştirsek bacık. Yani evet olabilir. Yani kavunda falan da böyle yok. Kavun mu? Evet. Abi demek ki paha, konumuz paha değil. Kavun diyor. Evet. Kavun kaç para olabilir kavun? Yani. Kavuna mesela ne versen kavuna sinirlenirsin? Ya şöyle, 3 tane kavuna 200 lira vermiştim. 3 tane kavuna? 3 tane kavuna. 2 tane de... Yakut'tan mı diye yine salak salak soruyor. 2 tane de hediye vereceğim dedi. Ya tabii kazıklamış, verir. Ya bagaja yükledi, ben Ankara'ya geldim. 200 lira verdim, 5 kavun. 4 tanesi çürük. Bir tanesini ofise götürdüm, o da kabak çıkmıştı zaten. 4 çürük, 1 kabak kavuna evet, 200 verdim. Vermiştim, yani 4 sene falan oldu. Oo, o zaman 200'ü şimdinin? Şimdinin, evet. Ben buna yorum yapmam. Özgürlük güzel. Şimdinin 140'ı ya. Şu an Ankara omurgasızlığımı alkışlıyor. Adam gölgesinden korkuyor. Bravo ya. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Ankara'da alkışlarla devam ediyor. Hocam, sence hanımefendi dünyanın en güzel kadını mı Tuğçe? Yok, değil. Evet, sen açık sözlüsün. Evet, değil. 10 üzerinden fiziken kaç veriyorsun? Fiziken 7 veriyorum. Sen kim köpeksin de 7 veriyorsun acaba? Bu kızın en az 9'u var. Yok mu lan? Ya önden bir çocuk 8 deyip alkışlıyor. Madem 9'a katılmıyor, niye alkışlıyorsun? Doğru, 8. 7 verdim. Güzel güzel. Açık sözlük iyidir. Ne olsaydı 10 olurdu? Hadi bakalım. Ne olsaydı? Ya kuzey ülkesinden biri olsaydı mesela, bir Rus olsaydı, Litvanyalı olsaydı. Özür dilerim. Tepki gördüm. Ya tepki gördüm. Ama siz de hemen omurdanıyorsunuz abi. Ondan sonra hiçbir şey anlatmıyorlar burada sizin yüzünüzde. Azıcık dur ya. Ya aslında Rus dedim şey, fiziksel olarak yani. Tamam. Renkli gözlü, sarışın. Tamam. Hani uzun boylu olsaydı muhtemelen verebilirdim ona. Evet, sen o zaman... Hocam bir dur Allah'ın. İlk defa mı çıkıyor dışarı? Dur acık. Yani bambaşka bir kadın mı hayal ediyorsun öperken? Yok, hayır. Yani tabii ki de öpüşürken hayal etmiyordur iyice yani. Öyle soru mu olur lan? Ya benim için 10 üstünden 10 aslında ona tabii denk ki geliyor. Evet. Ya senin için 10. Sen diyorsun ki global anlamda bakarsak ya ne kadınlar var. Tabii ki de aynen öyle. Değil mi? Evet. Litvanyalı zorunlusu. Tabii. Neler var abi? Sen beni gönderme kim şu pornolara arkada bakar. Benim de ahlakım bozuldu ya Ankara'da. Anladım. 7 verdin. Peki fiziken en beğendiğin özelliği hanımın? Gözleri. Çok güzel gözleri var. Ben de katılıyorum. Başka? Ya onun dışında öyle spesifik bir yer yok. Ne kadar? Peki gözlerini çok beğeniyorsun ya. Bana göz demeden gözlerini tasvir eder misin? Göz demeden. Benzeterek. Yağmur diyebilirim. Belki. Oğlum tek kelime de değil lan cümle. Ne oldu? Dümdüz konuştu dedim. Kornaya derim tabii. Ya böyle sanki hani suya bakıyormuş gibi hissediyorum. Hani çok güzel bak, çok güzel oldu. Zaman, aynı zamanda o ışıltısı, parıltısı. Ve yani en çok gözlerinde yani kendi aksını mı görüyorsun? Aksım? Ya böyle şey, matkap gibi bir şey söyleyeyim, edamat. Aks, ya bilirsin yani. Yani kendi silüetini mi görüyorsun? Allah sana silüetim demesin bana. Yok. Yani sadece hani... Ya bilmiyorum hani doğaya bakarmış gibi, işte suya bakarmış gibi nasıl insan içine bir huzur oluşturuyorsa çok güzel görüyorum. Anlattın ya. Vallahi hakikaten. İyiydi gerçekten. Tabii tabii, ben şimdiye kadar... Yani gözlemeden gözü anlat dediğim yerlerdeki en güzel cevaptı net, açık ara. Kuzucuğum dünyanın en yakışıklı adamı mı? Sana 7 verdi, rahat ol. Yani değil tabii ki.
Değil ya işte ama iyi benim için yetiyor. Yetiyor. Biz böyle böyle beş kavun aldı ya bir tanesi güzeldi. Onun gibi düşünün. Kabak kavun ama yenir be. Biraz uzun boylu olsa güzel olurdu. Öyle mi? Kaç veriyorsun fiziken? İşte 7 veririm ben de. En az yani en çok 7 vermen lazım. Yok canım o kadar da değil. Yani iyi yani. Hayır 7 cevabından sonra diyorum. Güzel yaptın. İyi değil mi? Tamam. kaç boyu beyefendi? 1.72 falan herhalde. Ha ne olsun? 1.80 küsür falan. 2? Yok o kadar olmasın. Senin o su gibi gözlerinde Allah muhafaza diye bir şey gördüm ben. Kendi aksımı gördüm hocam. Aks burada kullanılır. Akıs diye yazılır. En beğendiğin fiziki özelliği? Benim de gözleri çünkü çok güzel. Bir de kirpikleri. Kirpikleri? Evet, evet, evet. Gözlerinin rengi de çok güzel. Kirpik demeden kirpiğini anlat bize. Tasvirlerle. Bak ben o kadar başarılı olamayacağım. Dene bir. Anlatamadım. Bakıyorum, anlatamıyorum. Orhan biliyor. Her şeyi anlamak mümkün, duyuyorum. Güzel oldu bak, bakıyorum, anlatamıyorum. O kadar güzel ki kirpi. O kadar güzel. Tersten daha güzel cevap verdin. Hocam fışt yaptın, hanımın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Tuğçe'nin aslında hiçbir huyunun değişmesini istemem. Hani onu o yapan özelliklerden dolayı ama... Yani anlatmak istediklerini biraz daha bana net anlatsa daha güzel olabilir. Olabilir mi? Ne oldu sen? Ege dizi çıktı içinden bir yana. Gelebilir. Azeri misin oğlum sen? Yok değil ama. O arada kaçıyor. Ya ne olsun olsun. Tamam yani muallak mı konuşuyor? Ya mesela diyor kıyafetim güzel mi diye soruyor bana. Ben diyorum ki ya olmamış dediğim zaman hani kızıyor bana kavga ediyoruz biraz. Öyle mi? Evet. Ama sen... O ondan güzel yanıtını bekliyor benden ama soru soruyor. Sen onaylanmak mı istiyorsun düzenli olarak? Yani çoğunlukla evet. Yani, sorma o zaman madem açık sözlü bu adam. Ne diyor mesela kıyafetinle ilgili? Bu olmamış, bunu değiştir istersen diyor. Tamam. Aslında tam olarak öyle değil. Ya ben o anda çok püsürleşiyorum, çok değiştirmek istemiyorum falan. Ona soruyorum, olmuş dese bitecek gidecek, çıkacağız falan. Ama o bana işte o noktada deyince, yani yok ya bu olmamış deyince ben hemen otomatik... Sen idare etsin istiyorsun. Ha, arada bir gelin. Ulan yorulduk işte, saat bilmem kaç oldu, güzel de çıkalım. Güzel de çıkalım desin sen, istiyorum. Sen, öldürsen seni demezsin. Öyle mi? Yok, öğrenmeye başladım. Şimdi mesela samimiyetsiz bir şekilde güzel mi diyorsun? Ya çok kötüyse demiyorum. Şey diyor musun, bu elbise litfayalı olsan çok yakışırdı filan. Yok yok, kesinlikle kıyaslama. Onu da dersin sen. Sen kızıcığım bir huyunu değiştir. Ay Burak şimdi çok kızar aşırı derecede ama neye kızdığını ben anlamam. Böyle bir iki saat sürer... Yani kendinden geçer, gözleri falan böyle bir kızarır. Yani farklı bir belki kavun geçiyor. Almıştır yakın zamanlarda bir yerde. Baklavaya 140 verdiyse onun moral bozukluğudur. Olabilir. Ben de diyorum ki acaba ben bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi koydum bir yere? Hani bende bir şey mi var falan, bir sıkıntı mı var diye düşünüyorum. O anda aradan iki saat geçtikten sonra açılıyor. Ne oldu Burak? Tuvaletim gelmişti. Yani hani bu kadar büyük tepki vermene gerek yok. Hocam sen tuvaletin geldiği zaman böyle sinir krizi mi geçiriyorsun hadi? Biraz sinirleniyorum. Gerçekten mi? Evet, bokum evet. Geldi, bokum, bokum. Oğlum bu düzenli gelen bir şey. Buna sanki alışmış olmamız gerekmiyor mu artık yani? Bir adapte olmamız gerekir bu duruma. Ya bazen biraz fazla gelebiliyor. Hocam! Ankara'da kalitenin adresiyiz. Bir insana yani fazla gelince bu ne oluyormuş? Fazla gelmiş ne demek bunun? Ya işte artık yoruluyorum. Yani neyden? Tuvalete gitmekten. Gitmekten? Gitmekten. Ha, arka arkaya gitmekten. Evet. Bağırsan bozulmuştur. Ya öyle bir şey oluyor evet. Ama çok sinirleniyor. Yani söylemiyorum. Bu duruma mı sinirleniyorsun? Boşaltım sistemine sinirleniyorsun. Ya ben genel olarak... Ama sen baklavaya sinirlen, kavuna sinirlen, boka sinirlen. Senin çok zor hayatın var ya. Evet evet kesinlikle gerçekten. Yani böyle ansızın saçma sapan olaylara sinirlenirim. Yorulursun çünkü böyle. Evet evet kesinlikle. Anladım. Sen de diyorsun ki neye küstüğünü anlamıyorum. Anlamıyorum. Söylesin en azından. Çok evet. Basit çünkü yani. Tuvaletim var desin ben kurmayayım. Çünkü benim zaten hayal dünyam çok geniş. Ben başlıyorum. Ne kuruyorsun sen?
Oo, yani dakikada milyon tane şey koyuyorum. Senaryolar oynuyor kafamda. Ha, boşanmak istiyor da söyleyemiyor. Öyle mi? Yani o kadar da düşünmedim ama dedim ki ben acaba şimdi yanlış bir şey mi söyledim? Ben acaba şöyle bir şey söylemişim. Geçenlerde şunu söylemiştim. Acaba buna mı bozuldu falan. Hocam mesela hiç gerçekten Tuğçe'ye bozulup konuyu böyle boka çevirip böyle yırttığın oldu mu yani? Çok merak ediyorum. Ha. Ben de gerçekten böyle bir şey oluyor. Olmadı diye. Hakikaten mi? Yok olmadı. Olmuyor diye biliyorum mu? Ya, ya şöyle zaten ben Tuğçe'yle... Olmayabilir. Ya ben Tuğçe'yle bir olay yaşadıktan sonra hemen sonra unutuyorum zaten. Hafızam çok kuvvetli değil. Tamam. O yüzden hani ona kızabilecek bir durum olmuyordur. Ha, anladım. Olmuyor yani. Evet. Ev işleri kimde gençler? Ben de. Hepsi. Hayır, hayır öyle değil. Ortak yapıyoruz değil mi? Ya zaten robot süpürge evi süpürüyor. Genelde çamaşırları ben atıyorum. Çünkü Tuğçe işe biraz erken gidiyor. Ben hani programla tamam. Çıkıyorum. Başka? Ütü yok. Bulaşık makinesini gene birlikte dolduruyoruz. Yemek? Yemeği de genelde birlikte yapıyoruz. Yani yemek kim evdeyse yani aslında. Yemek yenirse. Evet. Mesela 7 günde kaç kere sen yapıyorsun, kaç kere Tuğçe yapıyor yemeği? Açık ol. 7 günde bir kez evde yemek yapıyoruz. O zaman da birlikte yapıyoruz genelde öyle. Dışarıda yiyorsunuz. Yani evet ya, genelde. Ya arkadaşlarımıza gidiyoruz genelde. Onlar... Oğlum bu ne? Bu ne yük ol? Siz hurç musunuz ilişki olarak yani? Bir sebepten ayrıldınız. Bastı gitti Tuğçe. Kaç zamanda toparlarsın ve bu enerjine gelirsin sence? Ya ama tamamen toparlayamam muhtemelen ama 2-3 yıl sonra tamamen herhalde şey yapar. 2-3 yıl? Evet. Ama gittiği gecede iki tane Litvanyalı zile basmış. Yok muhtemelen gene olmaz da. Valla. Hiçbir şey. 2-3 sene. Ya 2-3 sene muhtemelen kendim kolay kolay toparlayamam. Çünkü hani biz hani evliden ziyade aynı zamanda arkadaş gibi olduğumuz için. Hı-hı. Yani bütün anılarımız ortak. O yüzden hani onları unutmak, tekrar toparlamak çok zor olabilir. Nefis. Olabilir. Yine olabilir mi dedi? Bakarsın olmayabilir. Bastı gitti bu adam. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin kuzucuğum? Ay, toparlanmakta çok zorluk çekerim muhtemelen. Aşağı çok yukarı. Yani zaman vermek gerekirse... yani bir tane de 1-2 sene. Belki 3, belki 4, belki 5. Bilemedim şimdi. Matematiği de hakimiz. İyi ki durdun bir yerde. 23'e kadar saymadın iki. Burak, sence bu hayat yolunda Tuğçe senden daha iyisini bulabilir miydi? Ya daha yakışıklısını bulabilirdi. Ya daha iyisini de bulurdu muhtemelen. Bulurdu evet. Ne oldu da bir anda kardeştin? Ya daha iyisi kavramı birazcık hani net olmuyor ya. Hani ne yönden daha iyisi? Yani sen bizim sorumuza sikip soru mu demiş olursun şu an? Hayır. Yani şöyle her zaman bir insan bir insandan daha iyisini bulabilir muhtemelen. Ama? Ama hani şu anda biz birbirimize uyumluyuz. Hani o yönden belki aratırdı. Bazı özellikleri beni aratırdı. Bazı özellikleri benden daha iyi olurdu. Mesela sinirli olmazdı gibi. Sen sinirli misin? Ya işte o anlık sinirlenmeler olabilir. Boka moka. Evet boka moka. Tuğçe sus, tuvaleti var sus. Şu an benimle konuşma. Çok geldi çünkü şu an. Aynen böyle oluyor. Gerçekten mi? Bu nasıl diyorlar abi? Sus artık sus. 9 yıldır başımdasın. Bu bok her gün var sus. Sence kuzum Burak senden daha iyisini bulabilir miydi? Açık ol. Biz evlenmeden önce zaten bunu düşündük. Dedik ki... Daha iyisini bulur muyuz? Evet. Sonra düşündük. Birbirimizin son tercihsiniz galiba. Yani bunu o yüzden dedik birbirimize daha iyisini bulabilir miyiz? Muhtemelen hep arayış içerisinde oluruz. Bulamama ihtimalimiz çok yüksek. Ama bunun da bir sonu yok yani. Sonsuz döngüye de girmemize gerek yok. Çünkü daha iyisini bulsak daha iyisini isteyeceğiz. Daha da iyisini bulsak daha da ötesini isteyeceğiz. En iyisi biz burada durduralım dedik o yüzden. Kafam karıştı ama onayladım da şu an. Aklıma yattı da yani açık. Bir tane model var diyelim ki Litvanyalı. Instagram hesabı. Kızın 25 tane fotoğrafını likelamış aynı gece. Kıskanır mısın? Kıskanırım tabii. Öyle mi? Ama siz kıskanmaz mısınız? Burak mı? Yok kıskanmam. Kıskanırım. Öyle mi?
Yani tamam like'lasın, kıskanmayayım o zaman. Ne oluyor ya? Madem yargılanacağım ben şu an ama ağzımızı açmadık ki biz hiç. Yani ne diyeyim? Kıskanır mısın diye soruyorum. Kıskanırım. Başka birinin ismi geçti mi hiç? 9 sene içinde. Kim bu kız, kim bu çocuk? Yok, bir kere bile. Geçmedi. Nasıl yok geçsin? Ki. Yok ki. Adam üzgün. Yok ki abi. Keşke geçse ya. Aa geçti. Bir dakika. Şu an hatırladım. Bizim işte yine okulda bir kız vardı. Burak hep o kıza der ki çok tatlı bir kızdı. Çok tatlı bir kızdı. Onun arada bir ismi geçer evet. Hala geçiyor arada bir. Evet yani beni sinir etmek için o kız çok tatlı der. Ya aslında sinir etmek için değil de boş konuşmak için. Yani. Ne diyorsun şu an Burak? Kız tatlı mı? Ya kız tabii güzel bir kız. Yani güzel. Yani sen biraz şekilci misin bu hayatta? Necimiyim? Ben anlayamadım kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Kokain satıyor musun diye soruyorum. Ben delirsem bir anda. Şekilci misin sence? Yok çok fazla değil. İnananlara o desin. Hayır be abi şekilci diyenler o desin. Öyleymiş ya. Tepki yedim ya şu an. Yine tepki yedin. Evet tepki yedim. Anladım. Yani o aslında bilinçli yapmıyorsun o tatlı kız battı kız. Yani evet çok fazla değil. Ya ben sokakta da birilerine bakıyorum. Yani ama amacım şey değil yani. Yok canım ne var herkes birbirinin götüne bakabilir. Ankara burası ya. Yani. Bak adam benim götüme bakmış 170 bölüm. Yani ama hani hiç böyle hani Tuğçe mi o mu gibisinden bir aklımdan bir şey geçmez. Anladım. Hiç o geçmedi. Rahat, içim rahat evet. Benim. Sen kıskanç mısın hiç? Sıfır mı? Ya kıskançlığım vardır tabii ki. Var mı kuzum? Hissettiğin bir şey oldu mu bu zaman zarfında? Oldu. Mesela? Bir tane arkadaşım gibi bana sarılmıştı. Tamam. Erkek bir arkadaş. Bir düzen tekrar yine o sinir ve gerilim hattı yüklendi üstüne. Sorsan şeyler ama yok bokum geldi. Hayır. Hayır. Ben kıskanmam. Hayır. Çok geldi şu an. Sarılabilir. Şu an çok geldi. Ya aslında o kıskançlık değildi. Hiç sevmediğim bir insan. Yani bizim yanımızda olmasını bile istemiyorum. Ama bir anda böyle samimileşti vıkvış. Vıkvış! Ankara'da yeni kelimeler vıkvış! Abi aksı nedir aksı? Nedir abi vıkvış? Vıcık vıcık. Vıcık vıcık. Evet. Şimdi mi hatırladın? Hay ağzını öpeyim Mesut. Fışık fışık be. Arkadaşı mıydı Tuğçe'nin peki? Yani onun arkadaşı mıydı? Ya değildi aslında. Yok soralım Tuğçe arkadaşı mıydı? Yani evet arkadaşımdı. Yo, arkadaşıymış. Aynı yurtta kalıyorduk. Tamam yurtta arkadaşıymış işte. Içinde. Arkadaşım olmuştu. Ama buranın şöyle bir özelliği var. Yani geçmişten kaç gelen... Kaç hikaye bu? 5-6. Tamam. Yani buran geçmişten gelen şeylere böyle hani toleransı iyi de. Mesela sonradan tanıştık. Nasıl bu kadar çabuk yakın arkadaş olduk gibi... Bunlar da biraz baga giriyor. Baga giriyor, hala giriyor. Bilmiyorum, şu an artık girmiyor. Alıştık birbirimize yani. Tamam. Birbirimizi yok, anlayabiliyoruz. Ya pek artık bir de konuşabiliyoruz. O sarıldığında çocuk ne hissettin sen? Ya ben sinirlendim. Hani o bir kıskançlık değildi aslında. Hani neden bu samimiyet geliyor? Yani zaten sevmediğim bir insan. Yani niye bu kadar samimisin bizimle sinirli? Sana sarıldım çocuk. Ya ben zaten hani uzak duruyorum. Yok sarılmadı. Demek ki sizinle değil, Tuğçe'yle. Yani evet. Samimi. Onun arkadaşı çünkü. Evet. Yani zaten hani kötü bir şey düşünmem yani. Bir şey olacak bir insan da değil tamam. Ama. Tamam. Nefis. Evet. Hadi size de sorup sonra bitirelim. Kıskançlığı da konuştuğumuza göre. Tuğçe, Burak'tan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Ne diyorsun Tuğçe? Güzel. Sen kız, bir tanesin ya. İnsandan anlıyorlar. Burak, Tuğçe'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. İyi. Benim de fanım var. 4 tane var, doğru mu? Belma dayı bağırmadı, öyle söyleyeyim. Çok da hakim değilsin, birkaç tane adam var. İş için tatile gidebilir mi sensiz? Yani gider mi? Soruyu öyle sorayım. Gider. Gitse ne hissedersin? Kötü hissetmem. Darlar mısın naflın etin naflın? Yok hayır. Nefis. Sen kuzum, Vasa gider mi? Gider. Ya ben de öyle. Litvanya'ya gitmiş ama.
Kiev otobüsü olmadığı sürece sorun yok yani. Öyle işte farklı bir amaçla gitmiyorlarsa. Kiev ama Ukrayna'yı niye bir fuhuş yuvası olarak şu anda? Öyle bir şey değil o ya. Video var yani. Onun gibi bir şey olmaz. Anladım sonra. Ama yine de her Kiev otobüsü. Evet, Kiev otobüsü özelinde bir böyle video var. Ha şimdi oldu. Ben evet. Demek ki boomer'ım, ya videoyu Kayseri'den bilmiyorum. Kayseri'den Kiev'e otobüs kaldırıyorlar. Orada bir... Kayseri'den mi Kiev'e kaldırıyorlar? Evet. Puanlayalım. Çağdaşlık. 10 üzerinden 7 ve üzeri diyenler o desin. Oo. İyi lan, iyi lan. İyi. İyi. O sarılma hikayesi millet anlamış. Güzel ifade etmişsin kendini. Sağ olun. Sadakat. 10 diyenler o desin. Oo. Kendi aradık eğlence düzeyi. Ben bayıldım ikinize de. Çok tatlısınız. Hiç heyecanlanacak bir şey var mıymış? Yok. Değil mi? Yokmuş, evet. Dedim ben, muhabbet ediyoruz. Ama işte. Sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Seyircilerin sayesinde. Herkes birbirine tabii. Yalakalık yapıyor. Onların sayesinde. Asıl yönetmenimiz Süreyya bu fikri bulmasa. Sekiz ve üzeri diyenler o desin. Oo. Neyi beğenmediniz acaba? Hadi gidelim. Çok teşekkür ediyorum ben size. Biz teşekkür ederiz. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Ha, dur. Sadece yönetmenin ne yapacağını, ne yaptığını göstereceğim. Diyor ki bana öpüştür. Bizi mi öpüştüreceksiniz? Hayatım tabii ki. Sen daha önce izledin mi listesini? Sonunu hiç izlemedim. Gerçekten mi? Ne demek o? Sonunu hep kapatmış, sıkılmış, Allah'ın cezası. Yemin ediyorum soğudum senden, bölüm bitti şu an. Hayır. Çok uğraşasım var seninle şu an ama vaktimiz bitti şu an, gideceğiz. Hiç bitiremedim ki, bok gibi program yani. Bazen 10. dakikada, bazen 20. dakikada kapatıyorum Mesut Bey. Her bölümün sonunda öpüşün barışın diyoruz biz. Öyle mi? Tamam. Öyle mi? Her bölüm sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Ayarım bozdu. Öpüşün barışın. Alkışlarla. Yok, mesela bazı bölümlerin sonunda net seks yapıldı burada, öyle söyleyeyim. İlişkisine bak. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Yetti ulan, gideceğiz artık. Campbell'de yılın en büyük indirimi. Bu gece büyük gece. %60 indirim. Kodumuz mu? 600 Happy. Yılın en büyük fırsatı. İlişki testi Ankara'da nefis bir bölümle alkışlarla sona eriyor. Bay bay. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Yalnız bırakmadınız. Ankara bir tanesin. Görüşürüz. Sen. 5 geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, siz? Kaç senelik bir ilişki bu? 3 senedir evliyiz, 7 yıldır sevgiliyiz. Yani 3 yıl evliliğin içinde, 7 yılın içerisinde yani. İlkokul bitti mi? Tamam da 7 yıl yani. Tamam. Anladık zaten ilk söylediğinde, bir şey olmaz. Evet. 7 senelik çocuk var mı? Yok. Kim daha yakın bu fikre? Eşim. Nasıl mesela bunu ifade ediyor? Yani işte 30 yaşındayım. Artık yapsak gibi sorular. Bu mu ifade oğlum? Böyle ayıcı söylüyor mu? 30 yaşında veya de ama ya. Biz neyi bize attık? Seks. Oğlum böyle denmez. Bunun 1000 tane yolu var. Azıcık ince ol ya. Anladım. Ben buraları yayınlarım. En başa da koyarım. Olur. Siz bilirsiniz. Ankara'da seks pazarlığı diye salak çok başlık atmış. Peki evlenme teklifini kim etti? Eşim etti. Nerede etti? Mersin'de bir balık restorantında öyle evlenme teklif etti. Böyle sanki böyle skimsonik olmuş gibi bir adam var. Tam içine sinmemiş, doğru mu? Yok, hayır, içime sinmedi değil de ben zaten böyle abartılı teklifleri sevmiyorum. Bazı insan sadelik sever. Evet, ne güzel. Evet, yani bunun sürpriz olmayacağını da biliyordum zaten. Tamam. Peki bana hayat arkadaşını 3 kelimeyle anlatır mısın? Başta başta mübalağa diyebilirim. Mübalağa. Evet. Başka? Fıtrat. Garip garip. Beynel mile. Hadi bakalım. Birazdan açıklarım sebebini. İkincisi komik. Üçüncüsü de böyle inanılmaz insanları analiz eder ve taklit eder yani. Böyle taklit yeteneği çok... Taklit. Evet inanılmaz. Allah sen ver ya, ver tanışalım. Hocam hoş geldin. Çok tatlısınız belli ki. Ya biz sizin numaranızı da alırız. Gelir misiniz çıkar desek? Yani. Neden olmasın?
Ulan gülerek geçiştirdi adam beni. Mesut Bey abartmıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika önce falan salona girmeden önce şey dedim yani. Ya çok cevap vermesek mi acaba falan. El kaldırmasak bugün mı? Bugün sadece sizinle konuşacağım. Bütün bu salon kurtuldu. Sadece seninle. Bölümün içinde de hep sana döneceğim. Taklit yeteneğin iyiymiş senin. Yani taklitten kastım hani böyle şey değil. Ses soluk şeklinde değil de. Nasıl? Biraz hareketlerle yani şimdi konuşarak değil. Beni izledin mi daha önce işte? Tabii ki ben sizi yani yıllardır takip ediyorum. Küfür geliyordu. Ben sizin de ananızın da. Ankara'ya bak ya. Acık bir yapma gebeğim taklidim bari. Yani sözel olarak değil de hani hal hareketlerinizle demek yapma, istiyorum yani. Özellikle oturuşunuz beni hani bayağı güldürürdü her seferinde. Biraz... Oturuşum ne var oturuşumda benim? Şöyle... Mesela götünüz görünüyor her bölümde. Yok öyle değil. Yani bacaklarınız uzun olduğu için. Hani... İnsanlar... Ne yapalım şimdi? Elimize sokalım biz bunu. Ya ben yıllarca şimdi kısa boylu olduğum için hep uzun insanların kötü yanlarını böyle görmeye çalışıp kendimi motive etmek adına. Hani sizin boyunuzun da maşallah var. Otururken böyle bacaklarınızı böyle bir yere koyamıyorsunuz. Özellikle kalçalarınız önde duruyor falan ya. Kalçalar önde mi duruyor? Evet. Biraz daha böyle kaykık oturma derler buna. Tamam alkışlayalım. Birader. 170 böyle video çektim. Sen benim götüme bakamazsın yani. İstediğim yere otururum ben burada. Sana ne ya? Şaka yapıyorum tabii ki. Yani... Öyle kurtulamaz. Başa koyacağım burayı. Yani siz nasıl isterseniz hiç problem değil. Anladım. Acayip enerjik insanlarsınız. Sağ olun. Çok tatlısınız ikiniz de. Senin içine sindi mi bu teklif? Yani bu teklif dediği gibi planlı bir teklifli. Yani çok zaten böyle... biliyordu. Yani uzun süredir de beraber olduğumuz için hani biz zaten hani imza atmak şeydi yani formaliteydi bizim için. Ya da teklif yapmak. Anladım yani anladım. Biz zaten o yoldaydık yani. Sen mesela bu çocuk konusunu nasıl açıyorsun gerçekten? Yani çocuk konusunu böyle özellikle diretme şeklinde değil de hani aramızda birazcık yaş farkı var 3-4 yaş kadar. Kim büyük? Ben büyüğüm. Yani bir 30 sendromuna girdim galiba. Psikolojim bozuldu birazcık. Yaşıtlarıma bakıyorum ikinci çocuğu, üçüncü çocuğu olanlar var. Sanki böyle çocuğum olmayacak gibi falan hissediyorum. Hani etrafında hep kötü Ankara, haberler falan. Ankara böyle misiniz? 25'te çocuk yapıyoruz yani. Soralım hemen 30 yaşın altında olanlar bir el kaldırsın. Ha, bu el kaldıranlara oh. Çocuğu olanlar o desin. Gördün mü? Burası evet, ya da burası 300 tane kısır var. O da olabilir. Bilmiyorum. Belki olmuyordur hayat yani. Ne bilelim. Evet. Yani şöyle demek sevindin ki... Sevindin ama ha değil mi? Kısır çok çıkıyor. Aşırı mutlu oldum. Biz bir depresyondan çıktım çünkü şu an. Yani işte öyle bir psikolojiye büründük demek ki insan olarak. Hani çok farkına varmadan olan bürünme, bir şey. Bürünme. Bir şey yok ya. Yaşında da bir şey yok. Daha dur oğlum. Sanki yani... sen doğuracaksın belli bir yaşta sonra doğuramam falan. Ne olacak? Kendimizi öyle avutuyoruz. Niye sürekli birinci çoğul şahıs konuşuyor? Kendine basıyor şu an. Yani özel bir şey değil. Yani evde nasıl konuşuyorsam şu an çok rahat bir şekilde. Oğlum şaka yap. Tamam bana ne çıkıyor şu an? Ya çok sevdim ben seni ama. Teşekkür ediyorum. Acayip güzel bir enerjim sağ var. Sağ olun. Teşekkürler. Numarasını alalım mı Gizem? Bir daha Ankara'ya geldiğimizde gelin ha. İnşallah. Hala bak Allah'a niye havale ediyor şu an durumu ya. Şu an aramızda biz konuşuyoruz tamam inşallah da yani. Mesut'u mukadder et. Burada ne yazıyorsa o. Eyvallah. Bir kocaman alkış dünya güzel. Teşekkürler. Çok sağ olun.